Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D Yayınlarının TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Evet, isterseniz sorulara başlayalım. ABC bir üçgen, BD ortağı ve şuradaki açı da 40 derece olarak verilmiş. X nedir diye soruluyor. Arkadaşlar dik üçgen. Burası 40 derece ise 40 90 ise diğer açı 90'a tamamlayan açısı olacağından burada kaç kaç derece yapar? 50 derece yapar. 52 eş parçaya bölecek. Yani bunlar 25-25 yapacaktır. Sonra isterseniz buradan yapın. Hocam dik üçgen olduğundan dolayı bu açı x'in toplamı 90 olacak ya da burada iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani x direkt nedir? 25 ile 40'ın toplamına eşittir. Yani kaç yapar böylelikle? 65 yapar. Evet bu sorumuzun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik sonraki soruya. Enes açı ölçer kullanarak şekildeki üçgenin iki iç açısının ölçüsünü hatasız olarak ölçüyor. Buna göre bu üçgenin diğer iç açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada şurada kaçı isteniyor benden arkadaşlar. Buradaki kaçı ölçerden faydalanacağım. Arkadaşlar açı ölçerdeki şu açıyla şu açı arasındaki yani şurası kaç derecedir onu bulmaya çalışacağım. Gençler burası 80 Bak bu büyük çizgi neye denk geliyor? 70'e denk geliyor. Evet. Şuradaki açı 70'e denk geliyor. Bakın 120 ile 140 arasındaki bakın büyük çizgiyi görüyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4 bölmenin yarısından geçiyor. Ya da öyle de diyebiliriz. Burası da 130'u gösteriyor arkadaşlar. 130 ile 70 derece arasındaki açı ölçüsü kaç derecedir? 70 130'dan 70 çıkartacağız. Yani kaç yapıyor? 60 derece. Hocam aynı şekilde şuraya bakacağız. Burada bakın neyin üstünden geçmiş? 140'ın üstünden. Burada neyin üstünden geçmiş bilmiyoruz. Evet burası 140. Burası nedir? 100 ile 80'in tam ortasından geçmiş. Yani 100 ile 80'in tam ortası ne yapıyor arkadaşlar? Burada 90 derece yapıyor. O zaman burası 90 ile 140 derece arasındaki açı şu ölçü kaç derecedir? 140'tan 90'ı çıkarttığımız 50 derece yapacaktır. E ee, böylelikle 50 burası 60 burası 110. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 70 derece kaldı. O zaman bu sorumuzun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik sonraki soruya. ABC bir üçgen açı ortaylar verilmiş. X soruluyor arkadaşlar. Normalde bunun formülü var da ben formülü sevmiyorum. Hiç kusura bakmayın. A, A diyeyim. B, B diyeyim. Açı ortaylar verilmiş. E burada A artı B belli mi? Belli. Niye? A artı B artı 144 eşittir 180 olacağından A artı B'yi buradan kaç buluruz? 36 derece olarak buluruz. E bizden ne isteniyor? Hocam bizden X isteniyor. X'e bakacak olursak büyük üçgenin iç açısı. Büyük üçgendeki iç açılarda bunlar değil mi? Yani 2A artı 2B artı X de 180'e eşit olmak zorunda. Hocam A artı B 36'ydı. 2 artı 2B de 72 olacağından. X de 180 eksi 72'den kaça eşit oluyor arkadaşlar? 108 dereceye eşit oluyor. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıkar. Geldik sonraki soruya. Yine formülü var ama formülsüz yapacağım. Hiç kusura bakmayın. A A diyelim. BB diyelim. Ee, ne diyeceğiz arkadaşlar? 80'i kullanmamız lazım öncelikle. 80 nerede? Bu üçgenin açısında. O zaman o zaman bu üçgenin şu açıları lazım bana. Burası 180 2a, e burası da 180 2b. Ya da bu şekilde yapacağımıza. Bakın dikkat edin. Burada iki tane dış açı, iki tane iç açı yaptık. Bence bu şekilde yapacağımıza. Şuradan gitsek daha sağlıklı olur. Hocam şu üçgenin burası dış açısı, burası dış açısı, e burada da dış açıyı bulacak olursam daha kolay olacak. Dış açılar toplamı nedir? 360 derecedir. Yani 2a artı 2b artı 100 eşittir 360 derece olduğundan buradan 2a artı 2b ne buluruz arkadaşlar? 260 buluruz ve a artı b de buradan kaç çıkar? 130 derece olarak bulunur. Ama a artı b 130. X'e e bakacak olursak o da buradaki üçgende. Dolayısıyla x ile a artı b'nin toplamı da 180 derece yapacağından a artı b de 130 olduğundan. X'e kaç derece kaldı arkadaşlar? 50 derece kaldı. Evet cevabımız böylelikle 50 yaptı. Yani sorumuzun cevabı balık esir. Geldik sonraki soruya. Aşağıdaki şekilde ABCX kenar üçgeni A noktası etrafında pozitif yönde 10 derece döndürülürse A, B üstü, C üstü üçgen oluşturuluyor. Hemen 10 derece döndürelim arkadaşlar. 10 derece pozitif yönde saat yönü tersinde. Yani şu şöyle geldi. O zaman bu da arkadaşlar ne olacak şöyle gelecek. Bu şekilde döndürdüğüm zaman bu üçgen elde edildi. Bu üçgen göstermemiş biz bulalım. Burası B üstü burası C üstü mü oluyor? Evet. Ee, AB ile AC birbirine eşitmiş. Hatta dolayısıyla bu da birbirine eşit midir? Evet. BAC açısı 110 dereceymiş. Hocam buradaki açı 110 derece. E, bu açı 110 derece ise 180'den 110 çıkart 2'ye böl. Yani 70 bölü 2'den bunlar. 35-35 yaptı. E hocam aynı açı burası. Yani burası da 110. 110sa burası da 35 burası da 35 değil mi? Evet. Yalnız dikkat edin. Kaç derece döndürmüştük bunu? 10 derece. Yani 10 derece döndürdüğümüz için şuradaki açı 10 derece. Çünkü bu buraya geldi böyle. Hatta bu da buraya gitti. Burası da 10 derece. E şu açı tamamı 110 dereceydi ya da bu açı tamamı 110 dereceydi. Buraya kaç derece kaldı? 100 derece kaldı. Bizden CB C üstü isteniyor. C B C üssü açısı isteniyor. Oo! C, B, üssü. O zaman biz C üssünü de çizmeliyiz arkadaşlar değil mi? C, B, üssü. Şurası isteniyor arkadaşlar. Ha, çizince çıktı. Arkadaşlar döndürme soruları. Kalem döndürce yine aynı kalem. Döndürme soruları aslında bir eş üçgen sorularıdır. Aynı üçgen. Üçgen. Döndürdüğün zaman aynı üçgen. Olmasını bak ben gösterdim bir alışkanlık gereği. Siz bu soruları yapamıyorsunuz. Neden yapamıyorsunuz? Çünkü eş üçgen olduğunu kullanmıyorsunuz. Kardeşim döndürdün. Kalem. Aynı kalem. E aynı kalem döndürdük. Aynı üçgen. E biz burada eşitleri yazmayı ihmal etmeyelim. Ya da açıları yazmayı ihmal etmeyelim. Bakın 110 derece işte 10 derece dönünce buraya da 100 derece kaldı sadece. Eşitleri de yazdık. E sonra benden CBc üssü açısı isteniyor. Arkadaşlar bunu da çizince bakın şurada bir üçgen var mı? Var. Şuradaki üçgene dikkat edecek olursanız bu açı kaç derece şöyle bakacak olursanız. Aa 120 derece. A iyi ki eşitliği de yazmışız. Bak çift çizgi çift çizgi diye yazdık ki ya. Şuradaki üçgenden ne çıktı arkadaşlar? Şu büyük üçgende ABC B, C üstü ne çıktı? Bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. Tepe açısı 120 derece. 180'den 120 çıkart. 60. 2'ye böl. Hocam bu açı 30 derece. Bu açı da 30 derecedir. Bizden C, B, C üstü açısı isteniyor. Bunun tamamı 35'ti. O zaman buraya kaç derece kaldı? 5 derece kaldı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle akçay yaptı. Güzel bir soru. Geldik bu soruya. Üçgen verilmiş ve üçgende bu açı ortay doğrusu bir de B-C'yi 70 derece vermiş. Genelde bunu kullanmadığımız için ya da kullanamadığımız için soruyu çözemiyoruz. Şuraya C açısına ben bir A dersem. Eksi A bir tarafa artı A diye geçti. O zaman B açısı da ne olacaktır arkadaşlar? B açısı da 70 artı A'ya eşit olacaktır. O zaman burası 70 artı A diye yazalım. E bu açı ortayını da kullanmamız lazım. Şuraya bir B, B diyecek olursam üçgenç açıları toplamı 180 değil mi? Evet. Yani A'dan 2 tane B'den 2 tane bir tane de 70 var. 2A artı 2B artı 70 eşittir 180 olacağından 2A artı 2B buradan kaç oldu arkadaşlar? 110 oldu. A artı B'de buradan kaç geldi? 55 geldi. E gençler şurada da bir üçgen var. E, A artı B artı X 180 değil mi? A artı B artı X eşittir 180 olacağından A artı B de 55 olacağından X'e kaç kalıyor arkadaşlar? 125 derece kalıyor. Yani bu sorumuzun cevabı böylelikle Cihan çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'de BAC açısı 78 derece. Evet BAC açısı. Burada kaçı? 78 olarak verilmiş. Ve şöyle bir katlama verilmiş. Arkadaşlar bu, bu kitapta katlama ilk defa çözüyoruz. Katlamada şöyle eski haline geri getireceksiniz şekli. Hop şöyle eski haline bir geri getireyim bakayım şekli. Şu. Evet sen bunu buraya katladın buraya geldi. Katlamada tek bilmen gereken şey şu. En önemli şey şu hatta. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit üst üste binen açılar birbirine eşit. Bu çok önemli arkadaşım. E hocam üst üste binen kenarlar şunlar değil mi? Katladığımda şu kenar buraya çakıştı. Bu kenar da buraya çakıştı. Özellikle ekstra bir yerlerde eşitlik olduğu zaman bu eşitleri kullanıyoruz. Sanırım burada bir işimize yaramayacak. Bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit. Bak şu açılar üst üste biniyor. Hatta şuradaki açılar da üst üste biniyor. Aa hocam 78'i vermiş zaten bana. O zaman 78 ise bu açı ne oldu arkadaşlar? 2'ye böl 39 39 oldu mu? Oldu. Başka bir şey verilmiş mi? BC üstü ile C üstü K eşit verilmiş. He. BC üstü ile C üstü K'yı eşit vermiş. Allah'tan buradaki üst üste binen kenarların eşitliğini de yazmışım arkadaşlar. E o zaman e, bir daha bakalım. BC üstü ile C üstü K eşit. Bir o yazmama da gerek yokmuş gerçi. Önemli değil. Yani şu kenarla da şu kenara eşitliği yazınca şurada bir x kenarlık var. Yani x ise burası da ne oldu arkadaşlar? x oldu. Şimdi ne yapacağız? Allah Allah. 39'u kullanmam lazım. Yani verilen bilgiyi kullanmamız lazım. Nasıl kullanabiliriz hocam? Ee, şuradan gidebilirsiniz belki. Hocam burası x'e burası 180-x yapıyor. 2'ye böldüğünüz zaman da 180-x bölü 2 ile uğraşırsınız. Ama burada direktman arkadaşlar şurada bir şey yok mu? Şu üçgende. İki tane iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Yani bu açı x ile 39'un toplamı burası. x artı 39 yaptı burası. Hatta ve hatta burası da x artı 39 yaptı. Aa, şu açıların toplamı ne olacak? 180 eşit olacak. Ama bakın bu soruyu kolay çözmemdeki e, püf nokta ne? Üst üste binen kenarların eşit olmasını ve üst üste binen açıların eşit olmasını ilk etapta yazdım. Sonrasında ekstra bir düşünceye gerek kalmadı. Kendiliğinden iki iç açı bir dış açı ya da iç açılar toplamı ya da doğru açı kendiliğinden çıkıyor zaten. E burada 1 2 3 tane x var yazalım. 3x artı 2 tane 39 var yani 78 eşittir 180 olacağından 3x buradan 102'ye eşit oldu. 102'yi de 3'e bölsek 34 mi yapıyor? Evet. X'i buradan ne bulduk arkadaşlar? 34 derece bulduk. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet ne yapmışlar? Yukarıdaki şekilde ABC üçgeni B noktası etrafında döndürülmüş. Biraz önce de söylemiştim. Döndürme sorularında hop kalem. Yine aynı kalem mi? Evet. Yani şeklin eş olmasını kullanacaksın kardeşim. Bu çok önemli. Ee, senin bu üçgenin döndürüldüğünde şurası oldu. Yani senin bu açın 100 derece ise A açın. Yani hala burası 100 derece olmaya devam ediyor. Ee, şu C açın 15 derece ise burası da 15 derece olmaya devam ediyor. Hatta 15, 100, 115. O zaman burada kaç ya da ne kaldı arkadaşlar? Şu açının tamamı da kaç derece yapacak? Şöyle göstereyim isterseniz. 180'den 115 çıkartırsak 65 mi kalıyor? Evet 65 derece kaldı. Dolayısıyla 35 ise buraya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Ama bak soruyu çözemedik. Niye? Çünkü eşliğin yapısını kullanmadık. Kalem. Döndürdüğünde aynı kalem diyorum ya. Hep aynı örneği vereceğim. E, aklınıza da bu gelsin zaten. Sınavda da bu gelsin. Döndürme sorularında eşliği kullanacaksın. Açıların eşliğini kullandık ama kenarların eşliğini kullandık mı? Hayır. E, kenarların da eşliğini göster. Mesela nedir? Hocam bu buraya geldi. Şu kenar buraya geldi. Bununla bu eşit. Bir işimize de yaramadı. Şununla şu birbirine eşit. İşimize yaramadı. Ama ve lakin şu kenar nereye geldi? Şuraya geldi arkadaşlar. Bunlar da birbirine eşit. Aa ne çıktı burada? Bir ikiz kenar üçgen çıktı arkadaşlar. Tepe açısı 30 derece ise taban açıları da 75-75 yapar mı? Evet. Yani cevabımız ne yaptı o zaman arkadaşlar? 75 derece yaptı. Dolayısıyla bu sorunun cevabı akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. DC ile AB birbirine paralel verilmiş. Şu paralelliği kullanacağız. Bir de AC dik BC verilmiş. Eyvallah. AC ile BC birbirine eşit verilmiş. Hmm. Şu eşitlik karışık olduğu için şöyle tırtıklayarak gideyim isterseniz. Karışık eşitliklerde ben böyle yapıyorum. AB ile de BD birbirine eşit verilmiş. AB ile de BD. Oo, burası da şey. Hocam burası da şöyle gösterirsek olay bitti sanki. Hmm. Burada ne yapacağız acaba arkadaşlar? Öncelikle şu ikiz kenar dik üçgen olduğu için açılarımız kaçar derece arkadaşlar? Hocam burası da 45. Buradaki açının da tamamı 45. Yazdık. E, Burada ne yapabiliriz? Burada bu verilen bilgilerle herhangi bir şey yapamıyorum ben. Şuraya bir açı yazsam A yazsam sadece Z'den dolayı burası da A olacak. Başka da bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Başka bir şeyler düşünmeliyim. Yani şu ikiz kenarlı belki kullanabilirim. Ya da şu ikiz kenarlı. Hocam bu ikiz kenarda tabanına ait yükseklik çizmek vardır ya hani ek çizimlerde. A burada bu taban hiç verilmemiş. Bunu kullanmasak daha iyi olacak. E ne verilmiş burada? Arkadaşlar baktığımız zaman şu x kenarlık burada da taban uzunluğu var ama taban uzunluğu işin içerisinde aslında bununla bu eşit verilmiş. O zaman buradan bir yükseklik çizecek olursam ben çizecek olursam tabanı iki eşit parçaya böldüm arkadaşlar burası böldü. Yani şuraya bir a diyecek olursam hatta 45 90 ise burası da 45 derece oldu mu? Oldu. Burası da a oldu mu? Oldu. E burası nedir? 2a Dolayısıyla burası da 2A oldu mu arkadaşlar tamamı oldu. Çünkü 2A'ya 2A. Şimdi ben soruyu çözmek istiyorsam ne yapmak zorundayım? Şu verilen paralelliği de kullanmak zorundayım. Allah Allah. Ne yapacağız? Bu paralelliği nasıl kullanacağız? He, paralel. Şuradan dik çizmişim. Ben bir de şuradan bir tane dik çizecek olursam eğer. Bak sen şu işe. A ise burası da A oldu mu? Oldu. Ve şuradaki üçgende güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Bakın. Şuradaki üçgende ne çıktı? Hocam 90'ın karşısı 2A. Burada da A var. Çünkü şu paralelliği kullandım. Nasıl? Şurada bir dikdörtgen oluşturdum. Dikdörtgen oluşturunca A iken burası A oldu. E hocam bu dik kenar A iken hipotenüs 2A oldu. Bunu ÖSYM'de kullanıyor arkadaşlar. Dik kenar A iken hipotenüs 2A ise hangi özel üçgendir bu? Tabii ki 30-60-90 üçgendir. Yani A'yı gören 30 derecedir arkadaşlar. E olay bitti mi o zaman bitti. Burası da 60 derecedir. E sonra 45 90 ise burası da 45. E ters açıdan burası da 45. 60 45 daha 105. X açısı da kaç yapacaktır? 75 derece yapacaktır. Ya da 60 artı 45 artı X eşittir 180 olduğundan. X'e de kaç kaldı? 75 derece kaldı diyebiliriz. Evet cevabımız böylelikle Edremit çıktı. Geldik bir sonraki soruya. ABC bir üçgen şurada da bir oran verilmiş. Burası K iken burası 2K verilmiş. Evet AD uzunluğu K iken Neresi 2K verilmiş? BC uzunluğu 2K verilmiş. He. Şimdi gençler önemli bir soru. Şimdi bu verilen soruda K ile 2K arasında bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Kuramıyorsunuz. E şöyle olmuş olsaydı hocam burası K olmuş olsaydı dik üçgenin bir kenarı K iken hipotenüs 2K ise bu bir 30-60-90 üçgenidir diyebilirdik. Ama böyle bir şey yok maalesef. Bu dik kenar değil. Burası K verilmiş. E soruda 1'e 2 oran varsa bir de 90 derece varsa ek çizimlerden hangisi aklınıza gelir? ek çizimleri şöyle bir düşünün. Ek çizimler nelerdi? Muhteşem şu ikiz kenarlık ve orta Bunlar önemli ek çizimler arkadaşlar. Ha. 90'lık varsa bir de 1'e 2 oran varsa muhteşem şu akla gelmeli. E o zaman burada ne yapacağız? Hop bir 90'dan bir kenar ortaya çizelim. Yani muhteşem şu çizelim. Yani şurası şurası ve şurası eşit olsun diyelim. Yani burası 2K iken çift çizgi dediğim K K yaptı arkadaşlar. Aa, burada ne çıktı arkadaşlar? Bakın bir ikizkenar üçgen çıktı. 74 ise o zaman buradaki açı da kaç derece? 74 derece. Hocam şu bir ikizkenar ve bu taban açıları birbirine eşit ve toplamları da 74 ise o zaman burası da 37'ye 37 derece oldu. Sonra 74 ise aslında 37'den dolayı da bulabiliriz ama neyse 74 74'ten şurayı bulabiliriz arkadaşlar ya da 37 90 sa bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derecedir. Buraya kaç derece kaldı o zaman arkadaşlar? 53 derece kaldı. E buradaki üçgende de iki iç açının toplam bir dış açı olacağından x artı 53 eşittir 74 derece olacağından x de buradan kaç derece buluruz? 21 derece olarak buluruz. Evet ek çizim normalde bu tür sorular ek çizimleri bilmeyenlere zor gelir. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle ek çizimleri bilin arkadaşlar. Bunu da lütfen ihmal etmeyin. Evet sorumuzun cevabı Denizli oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. EC uzunluğu K iken AC uzunluğu 4K verilmiş. Hemen yazıyoruz. Burası K iken e, AC uzunluğu 4K verilmiş. Hemen 4 k yazalım. E, burada bir şey yapmalı. K ile 4K arasında bir bağıntı kurabiliyor muyuz? Kuramıyoruz. E, hocam burada eşitlik var. Eşitlik gördüğümüzde aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Peki. Yine ek çizim. Eşitlik gördüğümüzde ek çizimlerden hangisi aklımıza geliyor? Orta taban. Ne yapıyorduk? Eşitliğin olduğu yere kalemimizi koyuyorduk. Bir orta taban çizgisi. Paralel bir çizgi atacağız. Hop şuna bir paralel çizgi atacak olursam arkadaşlar. Şununla şu birbirine paralelse. Burada bire iki oran vardır. Hatta şunlar da birbirine eşittir arkadaşlar. E hocam tamamı 4K ise 2K 2K olacaktır. O zaman burası 2K. Burası da 2K olacağından buraya da K mı kaldı? Evet. E hocam burası 90 derece ise yöndeşlikten dolayı burası da 90 derece. Bakın dikkat edin 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş oldu. Eşit eşitken yani şurası şurası eşitken burası da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. A x kenar çıktı. 180'den 100 çıktı. Bir de 2'ye bakacağız. Ya da x ise burası da x deyip 2x artı 100 eşittir 180 diyeceğiz. Ve x de buradan kaç eşit oluyor arkadaşlar? 40'a eşit oluyor. Yani cevap edremit oldu arkadaşlar. <laughs>